Uzayın keşif yolculuğu her zaman merakla başladı. İnsanlık gökyüzüne baktığında o parlak noktaların ardında neler olduğunu hayal etti. Kimileri orada tropik cennetler, kimileri gizli uygarlıklar olduğunu düşündü. Ama gerçekleri öğrenmek için hayaller yetmedi, cesur uzay araçları gerekiyordu. Sovyetler Birliği'nin öncü Venera sondalarından NASA'nın Voyager ve New Horizons görevlerine kadar birçok ülke ve kurum bu yolculuğa katıldı. Şimdi gelin güneş sisteminin duraklarında hangi hayallerin yıkıldığını ve hangi gerçeklerin ufkumuzu açtığını birlikte görelim. Merkür, güneşe en yakın gezegen. Uzun süre sadece kızgın bir taş küresi olduğu düşünüldü ta ki 1974'te NASA'nın Mariner 10 uzay aracı oraya ulaşana kadar. Mariner 10 yüzeyimdeki dev kraterleri ve beklenmedik bir manyetik alanı keşfetti, böylece bilim insanları Merkür'ü sadece cansız bir kaya parçası olarak görmemeleri gerektiğini anladı. Mariner 10 görevini tamamladıktan sonra yakıtı tükendi ve hala Güneş'in etrafında sessizce dönüyor. Daha sonra ise NASA'nın Messenger görevi ve günümüzde Avrupa ve Japonya ortaklığıyla yürütülen Bepi Colombo Merkür'ün sıradaki ziyaretçileri olarak adlarını tarihe yazdırdı. Venüs, uzun yıllar boyunca Güneş sisteminde dünyanın ikizi olarak anıldı. Uzun yıllar boyunca bilim insanları yüzeyinin tropik ormanlarla dolu bir cennet olduğunu hayal ettiler. Ta ki 1970'te Sovyetler Birliği'nin gönderdiği Venera 7 oraya inene kadar. Venera 7 yüzeyinin tam 465 derece sıcaklıkta olduğunu ve basıncın dünyanınkinin 90 katı olduğunu ortaya çıkardı. Tropik bir cennet hayali, bir anda yerini kavrulmuş bir cehenneme bıraktı. Venera 7, bu dayanılmaz koşullara sadece 23 dakika dayanabildi ve ardından sessizliğe gömüldü. Sonrasında ise Venera 9, Venera 13, Magellan, Venus Express, ve günümüzde hala görevde olan Japonya'nın Akatsuki uydusu sırayla Venüs'ün sırlarımı çözmek için gönderildi. Mars, kırmızı rengiyle eski çağlardan beri yaşamın adayı olarak görüldü. 1960'lara kadar birçok kişi orada kanallar ve uygarlıklar olabileceğini düşündü. Fakat 1976'da Viking 1 ve Viking 2 yüzeye indiğinde manzara çok daha farklıydı. Kurak, soğuk ve ince atmosferli bir gezegen. Günümüzde hala araştırmalar devam etse bile yaşamın izine hiçbir zaman rastlanmadı. Ama geçmişte yüzeyinde büyük su kütleleri olduğu kanıtlandı. Viking sondaları uzun yıllar çalıştı, sonra sessizliğe gömüldü. Marsa sonrasında Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity ve bugün hala görevde olan Perseverance gönderildi. Jüpiter Dev gaz gezegenlerin ilk ve en büyüğü. İnsanlık uzun süre onun sadece dev bir gaz topu olduğunu sandı. Ama 1979'da Voyager 1 ve 2 yanından geçtiğinde Jüpiter'in dünyalar barındıran bir sistem olduğu ortaya çıktı. Io'da aktif volkanlar, Europa'da buz altı okyanusu ihtimali bu keşifler yaşam arayışının yönünü değiştirdi. Voyager sondaları görevlerini tamamladıktan sonra rotalarını güneş sistemi dışına çevirdiler ve hala yolculuklarına devam ediyorlar. Jüpiter'i daha sonra Galileo, Juno ve önümüzdeki yıllarda Europa Clipper ziyaret etti. Satürn, halkalarıyla hayranlık uyandıran gezegen. İnsanlar bu halkaların ne olduğunu asırlarca tartıştı. 1980'de Voyager 1, ardından 1981'de Voyager 2 Satürn'e uğradı. Halkaların çok ince yapıda buz parçalarından oluştuğu anlaşıldı. Ayrıca Titan'ın kalın atmosferi keşfedildi. Voyager sondaları burada da hız kazanıp yollarına devam etti. Satürn'ün en ayrıntılı keşfini ise daha sonra Cassini-Huygens yaptı. Uranüs 98 derecelik eğimiyle yan yatmış bir gezegen. 1986'da Voyager 2 buradan geçti ve onu ziyaret eden tek araç oldu. Gezegenin tuhaf manyetik alanını ölçtü, Miranda'nın garip yüzeyini görüntüledi. Voyager 2 yoluna devam etti. Bugün hala yıldızlar arası uzaya doğru ilerliyor. Uranüs'e ondan sonra hiç yeni sonda gönderilmedi. Neptün, Güneş sisteminin en uzak gezegeni. 1989'da yine Voyager 2 yanından geçti. Büyük Karaleke adlı devasa fırtınayı, saatte 2000 kilometre hızla esen rüzgarları ve Triton'daki buz gayzerlerini keşfetti. Voyager 2, Neptün'den sonra Güneş sisteminin sınırlarına doğru yolculuğuna devam etti. Neptün'e ondan sonra başka bir sonda gönderilmedi. Plüton uzun yıllar boyunca küçük ve gizemli kaldı. Bir zamanlar gezegenler listesinde yer aldı, sonra cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırıldı. Ama 2015'te New Horizons buraya ulaştı. İnsanlık ilk kez Plüton'un yüzünü gördü. Kalp şekilli, tombo, regio, buz dağları ve ince atmosferiyle şaşırtıcı derecede aktif bir dünya. New Horizons hala yolculuğuna devam ediyor. Şu an Kuiper kuşağında ilerliyor. Plüton'a başka hiçbir sonda gönderilmedi. Merkür'den Plüton'a kadar bu yolculuk bize gösterdi ki, Hayallerimiz çoğu kez yanıldı ama her sonda gerçekleri ortaya çıkardı. Kim bilir, bir sonraki durak hangi dünyaların sırlarını açığa çıkaracak? Bu ve bunun gibi sorulara cevap aramak için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.